Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, hayırlı, huzurlu, bereketli günler. Sağlıklı, aydınlık yarınlar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, bir bedevi Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek ona Rabbimiz yakın mıdır ki biz de ona sessizce yalvarışta yakarışta bulunalım? Yoksa uzak mıdır ki biz ona yüksek sesle yalvarıp yakaralım der. Bunun üzerine Allah Resulü şu ayeti Allahu Teala Allah Resulüne şu ayeti indirir. Eğer kullarım beni senden sorarlarsa, şüphesiz ki ben çok yakınım. Dua edenin duasını, dua ettiğinde kabul ederim. O halde benim emrime uysunlar ve bana iman etsinler ki, onlar o zaman doğru yolu bulurlar. Bakara Suresi 186. ayet. Yani biraz önce okuduğum ayetin açıklaması. Allah kullarına yakındır. Yeter ki kullar yaklaşsın, hakka dönsünler. Hem öyle yakın ki biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor Kehf Suresi 16. ayetinde Yüce Mevla. Şah damarından, can damarından daha yakın. Her an, her yerde bizimle. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir buyuruyor Hadid suresi 4. ayetinde de. Elbette ki hak ile beraber olmayı her canlı ister. Her düşünen ve inanan, sonunu hesap eden Allah ile olmak, Allah'a yakın olmak ister. Kimsiz. Peygamberlerden, sıddıklardan, müminlerden hep bu arzu duyulur. Bu dua yükselirdi. Zekeriya aleyhisselamı da an, hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Enbiya suresi 89. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım beni bir an nefsime bırakma. Bana verdiğin iyi şeyleri geri alma. Göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. Amin. Hazreti Mevlana der ki, bir gönül ki dosttan dost talebinden halidir, boştur. O ızdırap ve sıkıntılardan kurtulamaz. Bir gönül ki dosttan dost talebinden halidir. Dostu da yok, dost talep etmekten de uzak. Bu kişi boştur ve bu kişi ızdırap ve sıkıntılardan kurtulamaz. Bir baş ki onda dost sevgisi yoktur, o başta öz ve mana arama. Bir baş ki onda dost sevgisi yoktur, o başta öz ve mana arama, zira o baş bir post ve deriden ibarettir. Bir post ve deriden ibarettir.
Evet sevgili dostlar. Yine bir misalle konumuzu açıklayacak olursak Ali bin Nesefî Hazretleri merkebini kaybetmişti. Aramaya çıktı. Yolda bir kafirle karşılaştı. Derhal geri dönerek secdeye kapandı. Merkebini ararken bir kafirle karşılaşıyor ve aramayı bırakıp geri dönüyor. Acaba neden? Derhal geri dönerek secdeye kapandı. Secdede ilahi ya Rabbel Alemin ben merkebimi kaybettim. Bu kafir ise imanını kaybetmişti. Onun musibeti benimkinden daha çok büyüktür. Merkep belki bulunur, belki yenisi alınabilir. Aynısı da olur, başkası da olur. Ama iman öyle mi? İman gittikten sonra tekrar iman sahibi olmak Allahu alem. Evet. Onun musibeti benimkinden daha çok büyüktür dedi. Sana hamdü sena ederim ki benim musibetimde onun gibi kılmadın. Benim musibetimi, benim başımdaki bu belayı da onunki gibi kılmadın. Yani imanımı kaybettirmedin ya Rabbi. Ben birkaç liralık merkebimi aramaya çıktım. O dünya ve dünyanın içindekilerden daha kıymetli olan dinini ve Allah'ını kaybettiği halde arayıp bulmakta gaflet üzeredir. Öyle bir derdi adeta yok gibi. Allah'ı arama gayreti yok gibi. Ya Rabbi, benim de dinimi, imanımı kaybettirme. Zira asıl büyük musibet, bela bunları imanı kaybetmektir. Dinini kaybetmektir. Evet. Asıl musibetse de dinini kaybedendir sevgili dostlar. Dini yağma edilendir. Dini kaybeden ve dini yağma edilendir. Asıl musibet budur. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Allah ile beraber olmanın yollarını bulmak gerek. Yalnız kalmamak için, garip kalmamak için Hakk'a yakın olmak zorundayız. Cenab-ı Hakk'a yakın olmanın yolları ise açıkça bildirilmiştir. Tabii ki Allah'ın sevgili kulu olmak, ona yakın bulunmak her insana nasip olmaz. Nasip meselesi. Bu yakınlık mücadele ve mücahede ister, gayret ister. Başta naklettiğimiz ayeti kerimede zaten bu durum ortaya konulmuştur. O halde benim emrime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Kulun Allah'ın davetine icabet etmesi Allah'a boyun eğip teslim olmasından ibarettir buyuruyor Yüce Mevlamız. Ayet-i kerimede taat ve teslimiyet imandan önce zikredilmiştir. Bunun anlamı şudur. Kulun iman nurunu ve gücünü ancak taat ve ibadetle elde edebileceğinden dolayıdır. Yani iman çıplaktır. Onu Allah'a itaat ve ibadetlerle ancak muhafaza edebilirsin. Evet. Çünkü onlar davete icabet edip iman ettiklerinde din ve dünya işlerinde doğru yolu bulurlar buyuruyor Yüce Mevlamız. Bir de duaların kabulünün şartları vardır sevgili dostlar. Allah
kulun duasına icabeti, kulun kendisinin emir ve yasaklarına, yani Allah Teala Hazretlerinin kendisini çağırdığı şeyleri icabeti şartına bağlamıştır. Allah neye çağırıyor? Kul Allah'ın çağırdığı şeylerden ne kadar faydalanıyor, ne kadarını yapıyor? Buna bağlıdır. Namaza çağırıyor, ne kadar namaz kılıyor? Oruca çağırıyor, ne kadar oruç tutuyor? Zekat diyor, ne kadar zekat veriyor? Hac diyor, ne kadar hacca gidiyor, hac yapıyor? Çünkü Allah benim emrime uysunlar ve bana iman etsinler buyurmuştur. Dua edenler iki kısımdır sevgili dostlar. Dua eden, dua okuyan. Bir dua eden var, bir de dua okuyan var. Dua eden için göklerin kapıları açılır. Dua eden için göklerin kapıları açılır ve duası arşı alaya ulaşıncaya dek kapılar açık tutulur. Dua okuyucunun duası ise, sadece dua okuyanın duası ise ancak kulaklarına kadar yükselir, daha yukarı çıkmaz. Kulaklara gelir, hoş bir seda, güzel bir söz olarak orada gelir, kulakta kalır. Kulaktan yukarıya gitmez, arş-ı alaya yükselmez. Allah'tan bir şey isterken gözümüz, gönlümüz, canımız, tenimiz bu duaya iştirak etmelidir. Ed-du'a'ı muhul ibade, dua ibadetin özüdür buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'de geçen hadisi şerifte. Ed-du'a'ı miftahur rahme, dua rahmetin anahtarıdır. Dua rahmetin anahtarıdır. Feyzül Kadir'de geçen bir hadiste de böyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bir de bu ayeti kerimelerde bir iltifat vardır. Yüce Yaratıcımız bizlere kullarım diye iltifatta bulunuyor. Kullarım, kullarım beni sana, senden sorarlar. Evet, biz ancak onun kullarıyız. Yüce Mevla'nın, Yüce Allah'ın kullarıyız. Başkalarına kul olamayız. Kullara kulluk yapamayız. Çünkü kula kulluk en büyük zillettir. En büyük izzet ise Allah'a kul olmaktır. Allah'a kulluktur. Allah'a kul olamayanlar başka şeylere köle olurlar. Allah'a kul olamayanlar başka şeylere, başka insanlara, putlara vesairelere köle olurlar. Muhterem dostlar, sevgili kardeşlerim, mümine bacılar, kardeşler, Allahu Teala'ya dost olmadan ona yakın olunamaz. Öyleyse onun dostlarından olmalıyız. Nefsimizi iyi terbiye etmeli ve salih kullar haline gelmeliyiz. Peygamberimizin şu ikazına kulak vermek zorundayız. Allah'ın zikri olmadan çok konuşmayın. Yani konuşmanızın içerisinde Allah'ın zikri yoksa çok konuşmayınız. Evet, Allah'ın zikri olmadan çok konuşmayın. Zira zikirsiz çok konuşmak kalp için katılıktır. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Allah yok. Peygamber yok konuşmanın içerisinde. İşte bu şekildeki çok konuşmak kalp için bir katılıktır. Yani kalbi katılaşır insanın. Allah ve peygamberin ismi zikredilmeden, o konuşmaya katılmadan konuşan kişinin kalbi katılaşır. Allah'tan insanların, Allah Celle Celaluhu hazretlerinden en uzağı ise katı kalpli olanlardır. Evet, Allah Celle Celaluhu hazretlerinden en uzağı ise insanların katı kalpli olanlardır. Katı kalp. Allah muhafaza eylesin katı kalpli olmaktan. Tirmizi
Zühd adlı bölümündeki rivayeti. Onu çok anmalı bu nedenle, Allah'ı çok anmalı, her an onunla beraber olduğumuzun farkına varmalıyız. Gece, gündüz, yatarken, uyurken, otururken, kalkarken, yerken, içerken her zaman Allah bizimledir. Her zaman Allah bizimledir. Allahu Teala'nın olmadığı mekan, yer yoktur. Bu bakımdan Allahu Teala'yı çokça anmalı, zikretmeli ve her an onunla beraber olduğumuzu asla unutmamalıyız. Allah Celle Celaluhu bizleri kendine yakın kullarından ve razı olduğu kullarından eylesin. Kendisini anmaktan, zikretmekten rızasına ermekten alıkoyacak her türlü hal ve davranışlardan nefsimizi, neslimizi muhafaza eylesin. Kendini zikreden, anan, emirlerini tutan, emirlerini yaşayan, yasaklarından kaçınan ve bunun neticesinde rızasına erip cennetini, cemalini gören zümreye Mevlam cümlemizi dahil eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlar. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve'l-Ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Es-selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.